Herkese merhaba. Şimdi size ablamla birlikte kız kardeş tavı yapacağız. Böyle yaptım ya. Görünmüyor mu? Görünüyor mu? Bilmiyorsun ki. Neyse. Bir şey. Herkese merhaba. Şimdi size ablamla birlikte kız kardeş tavı yapacağız. Mimiya'da. Ben Sergül. Ben Seray. Başlıyoruz. Sorular elimde. Yazıcıdan çıkarmıştım. Herkese merhaba. Merhaba herkese. Bir, iki, üç. Herkese merhaba. Aynı anda değil. Peki. Bir, iki. Ben öyle bir konsere gelmişler gibi. Herkese merhaba. Hi everybody. Sıcak oldu. Herkese merhaba. Konnichiwa minasan. Bak böyle gibi devam ederim. Tamam tamam başla. Herkese merhaba. Şimdi size... Size... Duydum sesini. Herkese merhaba. Elim burnundaydı. Şöyle düzgün otur. Herkese merhaba. Şimdi size kız kardeş tavını yapacağız. Ben Sergül ya da Serose. Bu da. Desene bende. Ha diyecek miyim? Yok evet. Ya bu da Sermu Seray diye sen de ben niye diyorum ki? Niye abla, bu da öyle dedin pardon. Değil mi? Pardon. Hadi başla. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Yapma şöyle ama ya. Tamam baştan. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Dur bir burayla burnumdaydı. Başla. Herkese merhaba. Şimdi size... ben niye hemen başlıyorum? Herkese merhaba. Şimdi size kız kardeş tavrını yapacağız. Bu ablam Seray, ben de Sergül. 23 tane soru var ama hepsini yapmayacağız. Birinci soru, kaç yaşındasınız? 28. 27. Aramız 1,5 yaş ama seneden 1 yaş. Tam 18 ay aramız. 2. Birbirinizi bir kelimeyle tanımlar mısınız? Tek kelimeyle beni tanımla. Önce sen başla. Bence Seray çılgın. Çünkü çılgın kelimesinin tam karşılığını veren biri. Bizim ailede en çılgın saç renkleri, tipleri, şekilleri, kıyafetler falan hep onda görülür. Takılar falan. Gerçi biraz yaşlandı artık, duruldu. Sen beni ne hangi kelime? Aşk, sen benim aşkımsın. Ben peki. Bu mudur yani? Ama var mı yani dünyada senden daha çok önemsediğim? Bunu bana mı soruyorsun? Kendin mi? Yani diyeceksin? Onu söylüyorum. O tamam. Zaman irdeleme lütfen. Teşekkür ederim. Peki. 3. Biz sizi birbirinize karıştırırlar mı? Görünüm olarak birbirimize karıştırıldığımız olmuyor ama isim olarak çok karıştırılıyoruz. Beni Seray diye çağırırlar, onu Sergül diye. Özellikle anneannem bir başladı mı herkesi sayar. Çünkü ha, ben de Sergül'ün astım rahatsızlığından şikayetçiyim. Sen çok hala gülüyordun sen başladığında. Evet. Ben de Sergül'ün uyuzluğundan şikayetçiyim. Niye devlet başkanı gibi konuşuyorsun? Nasıl yapayım? Ne bileyim. Ben de Sergül'ün astım hastalığından şikayetçiyim. Hastalıktan şikayet edilmez ama ben edilir ya. Sergül'ün uyuzluğundan da olmaz. Başladım şu anda. Herkese merhaba. Şimdi size ablamla birlikte başlayalım. Şu ayaklarını niye böyle koydun? Çirkin duracak. Dört. Sizi birbirinize rahatsız eden bir özellik. Buyurun. Bende Seray'ın çabuk hazırlanamaması. Evden çıkarken sürekli sizi bekletir. Ya makyajı bitmezce aradığını bulamaz falan filan. Ben bir tek bundan rahatsızım. Ben Sergül'de hiçbir şeyden rahatsız değilim. Onu çok seviyorum. Şimdi ben buradan seni sevmediğim anlamı mı çıkıyor ama? Yok yok. Neyse. Hiç kavga eder misiniz? Çok sık kavga ederiz. Çok sık. Kavga da değil de tartışırız sürekli. Çok sık. Evet. Ama çocukken çok kavga ederdik. Yani oo. böyle vurdulu kırdılı, saç çekmeli, ısırmalı. Yaptık yani. Ya çünkü aramız çok az olduğu için. Evet. Çok farklı karakterler olduğumuz için normal bir şeydi.
Bendeki en iyi özellik. Tutumluluğu. Çok tutumlu. Çok. Çok, evet. Seray'daki en iyi özellik korkusuzluğu ve ben Seray'ın yanında hiç korkmam yani. Hani o böyle deli cesareti vardır, o size de bulaşır. O yüzden onu söylemek istedim. Öz kardeşiz. Birbirinizin favori şarkıcısını tahmin edin. Serbül'ünki Sıla, eğer bir tek kişiyse. Eğer şarkıcılarsa Sıla, Rafet Erroman, Sezen Aksu, Edip Akbayram'da bir ara. Evet. Seray'ın Serdar Ortaç, Kuzey'in oğlu neydi? Volkan Konak. O kadar. Komedi filmi, korku filmi ya da romantik duygusal filmler. Türk filmi, Türkçe değil. Türk filmlerini çok seviyorum. Desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Kendini bir gel Allah aşkına, şunu bir daha. Ama ya. Türk filmlerini çok seviyorum. Desteklenmesi gerektiğine inanıyorum.